Eyvah eyvah, hem altın düşüyor hem de dolar düşüyor, yine terste kaldık diyenleri duyar gibiyim. Hepiniz yayınıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Rahat olun, sakin olun ve hiçbir şekilde panik yapmayın. Bir kere bunun altını çizelim. Altın ve dolar fiyatları düşmüyor sevgili dostlarım. Sadece şu anda düzeltmelerini yapıyor. Ve tabii ki aynı zamanda keriz silkelemesi dediğimiz hareketi yapıyor. Yani bir anda 1680 seviyesine kadar yükselen altının onsunun hızlı bir şekilde 1800, 1900, 2000, 2500, 5000 olmasını beklemek kadar büyük bir aptallık olamaz zaten. Hiçbir enstrüman, hiçbir koşulda bu kadar hızlı bir hareket yapamaz. 1680'e gitmesi aslında işin artık biraz cıvkının çıkmasıydı. Nedenini söyleyeyim sizlere. 1660 önemli bir direnç noktası. Zaten grafiğe baktığınız zaman da görüyorsunuz. Nitekim 1560 seviyesinde sizlere altın fiyatları hızlı bir şekilde yükselebilir uyarısını yaparken özellikle 1660 dolar seviyesine dikkat çekmiştim. Neden? Çünkü 1660 dolar ciddi bir direnç noktası altında. 1660'ın kırılmasından sonra 1740, 1740'tan sonra 1860 seviyeleri var. Ana direnç noktalarından bahsediyorum. 1860 zaten tarihi zirve. Orası kırılırsa 2000-2500 dolar aralığında altın onsunu görebiliriz arkadaşlar. Tabii ki geri çekilmeler olacak. Size burada her zaman söylediğim şeyi bir kez daha yinelemek istiyorum. Yaptığınız yatırımı nasıl yapıyorsunuz? Aldığınız nokta neresi? Satacağınız nokta neresi? Hangi vadelerle yatırım yapıyorsunuz? Bunların hepsi çok ama çok önemli sevgili dostlar. Mesela siz altını aldınız, gram altın ya da çeyrek altını. Diyelim ki gram altını aldınız, 297 liradan 330 lira seviyesine geldi, 320'ye düştü. Siz her aralıkta kazanabileceğinizi en tepe noktada satıp en düşük noktada alıp tekrar o yükseliş trendini yakalayabileceğinizi düşünüyorsanız böyle bir şey imkansız arkadaşlar. Dünyanın en büyük yatırımcıları bile bunu yapamaz. Zaten buradaki ana kural şu: en tepe noktadan satmak değil, olabilecek en makul noktadan satışı gerçekleştirmek. En dip noktadan değil, trendi yakalayıp olabilecek en makul seviyeden alımınızı gerçekleştirebilmek ve beklemeyi öğrenmek arkadaşlar. Uzun vadeli işlemler yapmak, günlük işlemlerden mümkün olduğunca uzak durmak. Ya 1680'e gitti, 1637'ye indi. Keşke 1680'de satsaydım, tekrar 1637'den yerine koyardım diyen arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Böyle bir dünya yok. Buradaki kritik mesele şu: altının trendi örneğin aşağıyı mı gösteriyor, yukarıyı mı gösteriyor? Sahiden 1680'den 1637 seviyesine kadar düştüğü zaman tekrar altının geri döndüğü anlamına mı geliyor? Yoksa bir düzeltme yaptığı, bir keriz silkelemesi hareketi yaptığı anlamına mı geliyor? Bunları çok iyi kritize etmeniz gerekiyor. Ve mümkün olduğunca paranızı faize yatırır gibi bir enstrümana yatırmanız gerekiyor. Size şunu anlatmaya çalışıyorum. Dünyada bu kadar ciddi bir olay varken, koronavirüs gibi büyük bir tehdit varken ve bu tehdit hem Avrupa'yı hem Asya ülkelerini tehdit ederken, yarın öbür gün nereden çıkacağı belli değilken, nasıl bir sonuç doğuracağı da belli değilken, bu iş uzadığı sürece altın fiyatlarının bu seviyelerde kalması mümkün değil. 2-2-4. Bu birinci konu. İkinci konu, bu hastalık büyüdüğü sürece, Çin'le diğer ülkelerin ilişkileri bu şekilde daralmaya devam ettiği sürece, Çin %20, %30 kapasiteyle çalıştığı sürece, tedarik zincirleri tekrar yerine oturmadığı sürece ekonomik sistemin büyümesi de mümkün değil. Dünya küresel ekonomik sisteminden bahsediyorum. Küresel ekonomik sistemde daraldıkça ve bir krizi işaret etmeye başladıkça altın fiyatları daha da sert hareketlerle yukarıya doğru seyrini devam ettirecek. Ama her direnç noktasında geri gelmeleri olacak. Direnç noktasının üstüne çıkması o direnci kırdığı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bakın, 1660 dolar seviyesi altının onsu için çok önemli bir direnç noktasıydı. Onun üzerine çıktı, 1680'i gördü.
ama 1680'in üzerinde tutunamadı, duramadı. Orada yeterli bir hacim elde edemedi. Satış baskısına dayanamadı. O nedenle de tekrar 1637 dolar seviyesine kadar gevşedi. Şimdi burada kritik mesele şu. O hızlı hareketin ardından hacimli bir şekilde kademeli kademeli 1660 doları ne kadar zorlayacak altın onsu? 1660'ı gerçek anlamda kırdığı an, 1660'ın üzerinde gerçek anlamda kaldığı an artık 1700'ün üzerine kendisine atmayı deneyecektir ve 1740 dolar üzerine giden bir altın onsuyla karşı karşıya kalacağız. Keza durum dolarda da aynı. Dolarda Türkiye'de özellikle şöyle bir sıkıntı var. 6.15 çok kritik bir seviye onlar için. 6.15'i bir şekilde direnç haline getiremezlerse, ki getiremiyorlar gördüğüm kadarıyla, sürekli 6.15'in üzerinde tutunuyor ve 6.15 aynı 5.98'deki gibi aslında bir direnç değil, bir destek noktası haline geliyor. Ve 6.15 destek noktası haline geldiği an sıçramasını 6.25'in üzerine yapacak. Yeni bir faiz indirimi gelecek mi Türkiye'de? Ne yazık ki gelecek. Negatif faiz aralığı daha da büyüyecek ve doların kırılganlığı daha da artacak. Böyle bir durumda şimdi doların yükselmesi, 6.80'e doğru giden bir dolar, 1750 dolara doğru giden bir altın onsunu bir araya getirdiğimiz zaman da çeyrek altın fiyatı da 700 liraya doğru yaklaşacak sevgili dostlar. Daha sonra gelen yeni yükselişlerle birlikte de 700 lirayla 1000 lira arasında bir çeyrek altın fiyatı, 500 lirayla 700 lira arasında da bir gram altın fiyatı göreceğiz. Ha, koronavirüsün tedavisi bulunursa ne olur? Koronavirüsün tedavisi bulunsa bile altında çok sert bir geri çekilme beklemeyin arkadaşlar. Nedeni şu. Çünkü küresel küçülme, küresel yaralar çok ciddi bir şekilde alındı. Çin bu işten çok ciddi yara aldı. Bugüne kadarki kaybı 200 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Bu kadar büyük bir kaybın önümüzdeki süreçte bedelleri ağır olacak. Hem Çin ekonomisine hem dünya ekonomisine. Ve bu koşullar içerisinde küresel ekonomik sıkıntılar derinleşerek devam edecek. Küresel ekonomik sıkıntıların derinleşerek devam etmesi de altının kademe kademe yukarıya gitmesini beraberinde getirecek. Bu toparlanma süreci biraz uzun sürecek çünkü. Ve diğer önemli bir ayrıntı, Çin'in üretimini kısması petrole olan talebini de azaltacak. Petrole olan talep azalınca da Rusya gibi, İran gibi, OPEC ülkeleri gibi pek çok ülke de ciddi sıkıntılar yaşayacak. İki nedenle yaşayacak. Bunlardan birisi petrol fiyatlarının olması gerekenin çok altına düşmesi. İkinci nedense petrollerini üretip satamamaları. Yani gelirlerinin azalması. Onları da ciddi bir sıkıntıya sokacak. Amerika'da da enflasyonist bir ortam oluşacak ve doğal olarak Amerika'da bu ekonomik sıkıntıların önemli bir kısmını yaşamak zorunda kalacak. Gördüğünüz gibi tüm dünyaya yayılan bir salgından bahsediyoruz. Hastalıktan bahsetmiyorum salgınla. Zaten hastalık kısmı ayrı. Ekonomik salgından bahsediyoruz. Ve bu ekonomik salgın tüm dünya ülkelerini bir şekilde vuracağı için altın fiyatları yine yükselmeye devam edecek. Yani koronavirüsün aşısının bulunup bulunmamasının aslında hiçbir önemi yok. Tek önemi hastalığın daha fazla yayılmasını engellemek. Ama bugüne kadar oluşan hasarları, özellikle ekonomik hasarları tabii ki tedavi etmeyecek. Ve bu hasar nedeniyle de altın fiyatları, dolar yükselmeye devam edecek. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'deki altın fiyatları ne olacak? Türkiye'deki altının ya da Türkiye'deki altın piyasasının kendisi Türkiye'deki altın fiyatlarını belirlemiyor. Bu hem bir avantaj hem de bir dezavantaj. Yani altının baskılanma ihtimali yok. Bu bir avantaj. Dezavantaj olan kısmı da hani Türkiye'deki çeyrek altının fiyatlarına bakalım, buradan bir destek direnç noktası çizelim, oradaki grafiğe göre hareket edelim falan deme ihtimaliniz yok. İki kritik enstrümana göre ilerliyor. Tabii ki uluslararası piyasalarda öncelikle altının ons fiyatı, ikinci olarak da Türkiye'de doların Türk lirası karşılığı. Her ikisinin de hiçbir direnci bile tanımaksızın hızlı şok hareketler yapması durumundaysa bir anda biz gram altını 500 liranın üzerinde, çeyrek altını 700 liraların üzerinde görürüz arkadaşlar. Şu anda evet bir miktar satış geldi. Bu da çok normaldir. Bakın 1649, 1650, 1655
bu tür hareketler görüyoruz altın fiyatlarında şu anda. 1680 çok baz almayın. 1680 dediğim gibi çok sert ve panik hareketle bir anda yukarıya doğru atak yaptı altın. Zaten onun üzerine daha da çıkması mümkün değildi. Bir miktar geri gelmesi normaldi. Hatta bir miktar daha bile geriye gelebilir. Buralarda kendini stabilize edecektir, biraz dengeleyecektir ve biraz da kendisine hacim yaratacaktır. Bu hacmi yarattıktan sonra altını tekrar 1750 dolar seviyelerinde görebiliriz. Ne dedim sizlere? 1560 seviyesindeydi. Koronavirüs tehdidi artarsa 1660'a gider demiştik. Nitekim şu anda 1660'ın sadece 10 dolar altında. 1660'ın kırılması durumunda bu kez 1740-1750 aralığına doğru giden bir altın onsunu görürüz. Ve sonrasında da dünyada bu koronavirüs paniği artarsa, yayılım artarsa, ölümler artarsa, önlemler bir an önce bulunamazsa 1860 denilir ve 1860 kırılarak hızlı bir şekilde 2000 doların üzerine atar kendisine. Altın fiyatlarının bu ortam içerisinde şu anda düşmesi mümkün görünmüyor. Bu kriz ortamına bir de işte Suriye krizi gibi, İran krizi gibi, Irak krizi gibi, Türkiye krizi gibi, Rusya krizi gibi yeni krizlerde eklenirse zaten altın fiyatları o 2000-2500 aralığında tepe noktalara doğru gider. Lütfen kısa vadeli hareketleri baz almayın. Peki dolar ne olacak? Doları her ne kadar 6.15'in altında tutmak için büyük bir mücadele de verseler, biraz da paritenin etkisiyle 1.0837'de şu anda parite. 1.08'in altına gevşediği an itibariyle parite hem Euro'daki gevşemeyi göreceğiz hem de dolarda 6.25 sürecinin çok daha hızlı bir şekilde çözüldüğünü göreceğiz arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Abone olmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Ve eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşça kalın, mutlu kalın.